Evet, şimdi Faik Öztürk'ün açıklaması bu şekilde CHP Genel Merkezi'nin açıklaması olarak kabul edebiliriz. Aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de sosyal medyadan paylaştığı tweetler var. Şöyle söylüyor Ekrem İmamoğlu, 31 Mart yerel seçimlerinde milletin oylarıyla seçilmiş Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevlerinden alınarak yerlerine kayyum atanması demokrasiyle ve demokratik teamüllerle izah edilemez. Milletin iradesini yok saymak kabul edilemez. Ekrem İmamoğlu'nun paylaştığı, sosyal medyadan paylaştığı açıklama bu şekilde konuyla ilgili. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de belediye başkanlarının görevden alınması seçmen iradesini yok saymaktır. Bugünkü kayyum atamaları bu tutumun ve demokrasiden uzaklaşmanın göstergesidir. Bu tutumun panzehiri dayanışmadır. Dayanışma milletin iradesinin korunmasını ve milli egemenliğin tesisini sağlayacaktır diyor Tunç Soyer'in de açıklaması bu şekilde. Şimdi CHP 26. dönem Mersin Milletvekili Aytu Atıcı'yla bu gündemi değerlendireceğiz. Aytu Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, teşekkürler. Aslında kötü bir güne uyandık bugün sabah Evet, saatlerinden maalesef. itibaren. Gün boyu tüm yaşananları aktarmaya çalışıyoruz. Doğru değerlendirmeye çalışıyoruz mümkün olduğunca. Şimdi tabii CHP'den bu konuda birçok yetkilisinden açıklama geldi gün içerisinde, ya sosyal medya hesabı üzerinden ya da video üzerinden konuya dair tepkilerini gösterdiler. Bir kere ilk olarak şunu bir soralım. Bu kayyum atamaları, bu görevden almalar size göre ne anlam ifade ediyor? Ne demek oluyor? Üç Büyükşehir Belediyesi'nin başkanının görevden alınması. Yani bence demokrasiye vurulan ağır bir darbe anlamına geliyor. AKP hükümetleri 2002'den bu yana giderek artan dozda ve sıklıkta demokrasiye sürekli darbeler indirmeye çalışıyor. Aslında AKP demokrasiye darbe indirmeye çalıştıkça vatandaşlar kenetleniyorlar ve AKP'ye haddini bildiriyorlar. Fakat AKP bundan anlamıyor. Bu sefer şiddetin dozunu arttırmaya çalışıyor. Şimdi eğer bütün dünyadaki tek adam rejimlerine bakarsanız çok benzerlikler göreceksiniz. Tek adam rejimlerinde bütün dünyada şiddetin dozu giderek 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 artar. Halk sıkışır, sıkışır, sıkışır ve bir şekilde sandıkta çok ağır bir ders verir. Halkımız aslında 31 Mart'ta ve 23 Haziran İstanbul seçimlerinde sıkışmışlığının göstergesi olarak çok önemli bir dersi AKP'ye verdi. Ama AKP bunu anlamak yerine daha farklı yollar tercih etti. Veya tam tersini söyleyebiliriz. AKP bunu çok net anladı. Yolun sonunu gördü. Yolun sonunu gördüğü için de gider ayak ne yapabilirsem kâdır mantığıyla çalışıyor. Her iki durum da aslında son derece tehlikeli bir durum. Yani benim sonum geliyor. Halk beni artık istemiyor. Üstelik yeni parti kuruluşları var. Bu artık benim sonum olacak. Bundan sonra ben bir şey yapamayacağım. O nedenle gider ayak elimden ne geliyorsa onu yapayım mantığı içerisinde olabilir. Veyahut da inatla halk ne derse desin ben devletin demir yumruğunu kullanan hükümetim. Ben de bunu milletin kafasına indiririm mantığını taşıyor. Her ikisi de çok tehlikelidir. Sonuçta belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri, tıpkı benim sabah mesajlarımda yayınladığım üzere, milli irade tarafından seçilmiştir. Yani milli irade Tayyip Erdoğan'ı seçerken çok güzel ama Diyarbakır Belediye Başkanı seçerken uygun değil. Milli irade Tayyip Erdoğan'ı seçerken çok faris ve aklı başında ama Van Belediye Başkanı seçerken cahil gibi yaklaşımlar aslında milli iradeye duyulan saygısızlığın çok açık bir göstergesidir. Milletimiz Türk olsun, Kürt olsun, orada yaşayan Alevi olsun, Sünni olsun, Müslüman olsun olmasın bir şekilde iradesini beyan etmiştir ve Diyarbakır'da, Van'da, Mardin'de bir irade göstermiştir ve belediye başkanları seçmiştir ve belediye meclis üyeleri seçmiştir. Şimdi belediye başkanları dokunulmaz değildir. Elbette dokunulabilir. Suç işlediği eğer iddia ediliyorsa bir belediye başkanının, bu durumda gereken yasal işlemler yapılır. Buna bir itirazımız yok.
Eğer bir belediye başkanı partisine bakılmaksızın suç işlediği iddia ediliyorsa elbette ki soruşturulur ve görevden alınması gerekiyorsa bu açık seçik bir şekilde yargılandıktan sonra halkın da kamuoyunda vicdanını rahatsız etmeyecek şekilde tabii ki görevden alınabilir. Buna bir itirazımız yok. Hiç kimsenin itirazı yok. Aynı şekilde milletvekillerinin de vekillikleri düşürülebiliyor. Yani bir insan milletvekili oldu, belediye başkanı oldu diye her istediğimi yaparım anlamı çıkmaz buradan. Fakat kanun o kadar net kurallar koymuş ki diyor ki belediye başkanı problemli ise yasa dışı işler yapmış ise görevden alabilirsin ama meclis kendi içinden birini seçer diyor. Evet. AKP'ye soruyoruz. Madem belediye başkanı problemli bırakın meclis kendi içinden birini seçsin. Diyorlar ki efendim kimi seçerse seçsin meclisten. Aynı şekilde birbirine benziyor bunlar diyor. Peki burada bu noktada aslında şunu sormak istiyorum. Aytuğ Bey, yani HDP örneğin çok rahat terörize edilebiliyor mu sizce bu dönemde? Yani bu tartışmasız tabii ki yani saçma sapan bir şekilde kriminalize ediliyor, terörize ediliyor. Ama bunlar gerçekten çok abesle iştigal işlerdir. Eğer herhangi bir şahıs veya partinin tüzel kimliği bir suça bulaşmış ise bunun kapatmaya kadar giden pek çok yolu vardır. Dedikodu yapacağına devleti yönetenler iş yaparlar ve gereken cezaları verirler. Şimdi müsaade edersen o önemli bir şey söyleyecektim. Tabii. Orada yarım kaldı. Şimdi kanun diyor ki belediye meclis üyeleri de suç işliyorsa, hani dedik ya kendi içinden birini seçsin. Peki bütün meclis suçluysa bu sefer diyor ki Danıştay meclisi feshedebilir, milli iradeye yeniden başvurabilir, yani seçimi tekrar ettirebilir. Şimdi bunlar ne yapıyorlar? Belediye başkanı görevden aldıkları gibi meclisin içinden birini seçmesine izin vermiyorlar. Seçimleri yenilemiyorlar. Evet. Tam tersi gidiyorlar devletin valisini oraya kayyum olarak atıyorlar. Bütün sorun da burada zaten. Bu sorunun ipuçlarını biz ne zaman gördük? Yine HDP'li belediye başkanlarının, adaylarının adaylaşma sürecinde Yüksek Seçim Kurulu birçok belediye başkanının adaylaşmasına izin verdi bilerek. Seçimi kazandıktan sonra da nasıl AKP burayı kazanamayacak ama HDP'li bir belediye başkanı seçimi kazandıktan sonra da dediler ki kusura bakma mazbatayı sana veremeyiz, sen suçlusun ya da senin sana vermemizi engelleyen durumlar var. İkinci parti AK Parti'dir, biz AK Parti'ye vereceğiz. Şimdi burada YSK bilinçli, planlı, organize bir şekilde HDP'nin yoğun bir şekilde oy aldığı bölgelerden AKP'nin çıkmayacağını görünce buralarda ikinci adama mazbatayı verdirdi. Biz buradan aslında anlamıştık AKP'nin ne yapacağını. Evet. Sonra Tayyip Erdoğan gerekirse bir daha kayyum atarız dedi. Bu sefer niyetini yine ikrar etmiş oldu. Onu da anlamış olduk. Şimdi bu kayyum atamalarıyla da gerçek niyetlerini göstermiş oldular. Burada esas hadise şudur. AKP kazanamadığı yerlerde MHP ile birleşerek kazanmaya çalıştı. Onu da yapamadığı yerlerde şimdi devletin demir pençesini kullanarak, evet, millete indirerek buradaki belediyelerdeki rantı kullanmak ve Güneydoğu'da, Doğu'da etkinliğini artırmak için çaba sarf ediyor. Peki. Bunlar kabul edilebilir şeyler değildir. Bunlar halkı sıkıştırır, milleti sıkıştırır. Millet kendi iradesinin dışında iş ve işlem yapan bütün siyasileri cezalandırmıştır. AK Parti de cezalandırmıştır. Cezalandırmaya devam edecek. Peki, çok az zamanımız kaldı. Birkaç soru daha sormak istiyorum aslında benzeri durumlar olduğu için. Şimdi birincisi aslında yakın zamanda Dilek İmamoğlu, Selvi Kılıçdaroğlu ve Başak Demirtaş'ın bir araya gelmesi, yakın zaman dediğimiz bir gün önce bir araya gelmesi ve ertesi güne böyle bir operasyonun gerçekleşiyor olması arasında herhangi bir bağ kuruyor musunuz? Örneğin CHP'nin de bu hamlesine karşı bir hamle olabilir mi sizce? Yok, ne düşünüyorsunuz bu konuda? Öyle bir şey düşünmüyorum. Keşke bu ülkede herkes bir araya gelebilse. Barış için, özgürlük için, insan hakları için herkes bir araya gelse, samimi bir şekilde, sadece kameraların karşısında değil, gerçekten samimi bir şekilde herkes insan hakları, özgürlükler ve barış için bir araya gelebilse. Bu çok önemlidir. Bakın, Kürt sorununun çözümünde bir araya gelişler ve birbirini anlamak çok 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 önemlidir. Şimdi Türkiye'deki Kürt sorununun çözümünde atılan bu adımlar bizi daha da bataklığa gönderiyor. Daha da işi çıkmaz hale getiriyor. Yoksa insanlar bir araya gelirler.
ve henüz suçu tespit edilmemiş, onaylanmamış bir insanın eşidir bu ve bir araya gelmek güzeldir, barışı konuşmak güzeldir. Peki çok kısa bir sorum daha olacak. Bu çok kritik. Şundan dolayı söylüyorum. Çünkü Garopaylan da örneğin böyle bir çağrı yaptı. CHP'den gelen tepkiler olumlu. HDP öyle değerlendiriyor, olumlu olarak görüyor. Ama örneğin diyorlar ki bu konuda daha büyük ses çıkartmamız lazım mutlaka. Belediye başkanlarının, o görevden alınan belediye başkanlarının yanlarına gelmesi lazım. Muhalefetin bu noktada da bu demokrasi karşıtı çok büyük bir antidemokratik uygulama karşısında yan yana bulunması gerekiyor diyor. Ne diyorsunuz? Çok uzun alamayacağım ama evet. Ben şöyle, yani antidemokratik uygulama kime yapılmış ise onun yanında yer almak lazım. Örneğin AKP kendi belediye başkanlarını haksız hukuksuz yere görevden aldığında biz yine karşı çıkmıştık ve direnmiştik. Şimdi HDP için aynı şey söz konusu. Onların da yanında durmamız lazım. Ve olabildiğince bütün gücümüzle Türkiye'de yapılan bütün antidemokratik uygulamaların karşısında durmamız lazım. Bakın, FETÖ bir terör örgütüdür değil mi? Terör örgütü. FETÖ. FETÖ'ye bile, FETÖ üyelerine bile kanun dışı bir işlem yapılmasına izin vermemeliyiz. İşkence gibi, yargısız infaz gibi, adil yargılanma hakkının elinden alınması gibi. Ona bile, bakın, FETÖ bir terör örgütüdür. Ona bile devletimiz kanunlar çerçevesinde, yasalar çerçevesinde iş ve işlem yapmalıdır. Evet. Bırakın artık, yani halkın, milletin seçtiği belediye başkanlarını. Yani bu insanlar seçilmiştir. Bu insanlar halkın iradesini taşıyorlar. Bu insanlar şu anda antidemokratik uygulamayla karşı karşıyalar. Herhangi bir suç yok. Teröre bilmem işte, yani terörle irtibatlı, iltisaklı demek kadar yani çok kolay bir şey yoktur. Bunu söyleyerek pasifize ediyorlar. Evet. Bugün HDP'ye yapılan yarın CHP'nin başına gelir. Öbür gün İyi Parti'nin gelir, daha sonra MHP'nin gelir, herkesin başına gelir. AKP'nin kendi başına geldi bile, AKP kendi kendine bile bunu yaptı. Kendi belediye başkanlarını, kendi başbakanını aşağı indirdi. Davutoğlu'nu indirdiği gibi İstanbul, Ankara belediye başkanlarını da aşağı indirdi. Kendine de darbe yaptı AKP aslında. Yani bu gidişe bir dur demek lazım. Evet, evet, bundan da korkmamak lazım. HDP'yi kriminalize istedikleri kadar etsinler, istedikleri kadar terörize etsinler. Bizler doğrudan yana, insan haklarından yana ve demokrasiden yana tavrımızı net bir şekilde göstermek mecburiyetindeyiz. Bu PKK terör örgütünü onayladığımız anlamına gelmez, desteklediğimiz anlamına gelmez. Hayır, elinde silah olan ve silahla mücadele eden herkes yanlış yapıyordur. Bu işin çözümü diplomasidir ve barıştır. Evet. Barışı konuşursak olur. Neden gitmeyecekmişiz HDP'nin yanına? Tabii ki gitmemiz gerekiyor. Peki, çok çok teşekkürler. Peki, görüşmek üzere. Değerlendirmeleriniz. İyi yayınlar diliyorum. Evet. Sağ olun.